daha önce sadece M.Ö. birkaç sikke üzerinde varlığından söz ettiren Natunya Krallığı, yapılan araştırma sonucu arkeologlar tarafından bulunduğu açıklandı. Daha önce Mezopotamya'da birçok medeniyetin yaşadığı ve günümüzde dahi hala kullanılan gerek yönetim şekli, gerekse şehir yapılanması açısından oldukça önemli keşifler gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar derinleştikçe yeni bulgular ortaya çıkıyor. İleride videolarımızda da konu alacağımız ve tarihin seyrini değiştiren Göbekli Tepe gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Mezopotamya topraklarında daha nice bulgulara rastlanacağı aşikar. Tarihte önemli bir yere sahip, belki de tarih kitaplarında rastlamamız oldukça zor olan bu medeniyetlerin çoğunun kökeni Kürtlerin binlerce yıldır yaşadığı ve Kürdistan olarak bilinen topraklarda yaşadıkları su götürmez bir gerçektir. Arkeologlar Kürdistan'da kayıp kraliyet şehri Natunya'yı bulduklarını açıkladılar. Güney Kürdistan'daki Rebena Merkuli Dağ Kalesi'ni araştıran arkeologlar, 2000 yıllık bu antik kalenin kayıp kraliyet şehri Natunya'nın parçası olabileceğini gösteren bulgulara ulaştı. Kraliyet şehrinin ismi olan Natunya, Kürtçe bir isim ve Kürtçe'de olmayan yer demek. Zagros Dağları'nda yer alan Rebena Merkuli Dağ Kalesi, yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda tahkimatlardan ve iki küçük yerleşim yerinden oluşuyor. Kale içinde dini bir komplekste yer alıyor. Kale, Yahudi Kürtlerinin kurduğu ve başkenti Erbil yani Hevler olan Adiyabene Kürt Krallığı'nın sınırlarındaydı. Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi tarih öncesi Protohistoria ve Yakın Doğu Arkeolojisi Enstitüsü'nde Michael Brown ve ekibi bu keşfi kalenin girişindeki antik sanat eserlerini inceleyerek yaptı. Kalenin iki girişinde yer alan birbirinin aynısı oymalarda bir kral figürü resmediliyordu. Arkeologlar figürün elbisesine ve özellikle de şapkasına dayanarak bir Adiyabene kralını tasvir ettiği sonucuna vardı. Hakemli bilimsel dergi Antiquity'de yayınlanan araştırmanın yazarları arasında yer alan Brown, kalenin kraliyet şehri Natunya'nın parçası olduğuna inanıyor. CNN International'a konuşan arkeolog sözlerini şöyle sürdürdü. Natunya gerçekte sadece nadir bulunan madeni paralardan biliniyor. Ayrıntılı tarihsel referanslar da yok değil. Bu bulgudan önce Natunya'nın varlığının bilinen tek tasviri, M.Ö. 1. yüzyıldan kalma birkaç sikke üzerinde görülmüştü. Öte yandan yeni keşfedilen oyma ve kabartmaların şehrin kurucusu olduğu düşünülen Natunasır'ı tasvir ettiği düşünülüyor.